sanat dersinde sıradan bir gün. Ve bugünün ödevi 2000 kelimelik makale mi? Of ya! Sabah kahve içmem gerektiğini biliyordum. Zaten yorgunum. Hey, baksana öğretmen uyuyakalmak üzere. Gördün mü? Belki biraz eğlenebiliriz. Hadi bakalım. Derse uyumanın yasak olduğunu sanıyordum. Kurallar çiğnenmek içindir, değil mi? Şunlara bak. Kendimiz sanatsal bir şeyler yapabilecekken onun hakkında niye yazı yazalım ki? Harika fikir. Akrilik boyayı al ve süngere şöyle sık. Sonra süngeri ters çevir. İşte boyalı tarafı masaya değiyor. Şimdi gidelim. İyi iş çıkardık. Ne kadar süredir uyuyordum? O ne yapıyor? Aa, hayır olamaz. Gitmeden önce ödevinizi vereyim. Önce şunu sileyim. Neler oluyor? Boyanın burada ne işi var? Bu sizin işiniz mi kızlar? Hemen temizleyin bakayım. Of ya. Hemen şimdi. Mümkün değil, çıkmıyor. Boya kalıcı değildir, değil mi? Berbat bir fikirdi. Ben de sonra dedim ki... Verin bakalım şunları. Ver hadi. Madison. Kalanı. Nasıl hep gizli zulaların olduğunu bilirler ya. Müthiş bir şekerleme zulası olmuştu. Ne sinir. Buna inanabiliyor musun? Öğretmenlerin şansına. Sınıf kuralları onlar için geçerli değil. En sevdiğim. Çikolatamızı aldığına inanamıyorum. Aslında kanıtları şimdilik saklasam iyi olur. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Madison gelsene bir. Müthiş bir şaka gibi görünüyor ve işe yarayacak. Öğretmenim. 5 numarada takıldım kaldım. Çok zor gerçekten, değil mi? Süper, başlıyorum. Bir de buna ihtiyacım olacak. Madison hocayı oyalarken çöp torbasını keseceğim. Bunun püf noktası torbanın dibini boydan boya düzgünce kesmekte. Görünmez bile. Görev tamamlandı. Tamam mı? Yardımınız için teşekkürler. Rica ederim. Tamamdır. Bugünlük bu kadar yeter. Ders bitmiştir. Tüh, gösteri izlemeye kalamayacağız. İyi günler. Burada başka çikolata kalmış mı? Hepsini yemişim. Sadece kağıtları kalmış. Yarın daha fazlasına el koymalıyım. Doğruca çöpe gidiyorsunuz. Tamamen dolmuş. Şunu atayım en iyisi. İyi yemişim. Şekerleme kağıtları yağıyor. Bu nasıl oldu ya? Bu ona bize ait şeyleri almamayı gösterir. Kızlar! Başınız büyük dertte. Herhalde çalışmışsınızdır. Umarım. Zor görünüyor. Kendi adına konuş Nina. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne bencil. Sanırım bu işte yalnız kaldım. Bunların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Kim acaba? Ustadır o çocuklar, tamam mı? Evet, işte gidiyor.
Cevapları alma zamanı. Böyle çekip gittiğine inanamıyorum. Şansıma. Bugün etek giydim. Silinirler değil mi? Bunlar işimi görür. Keşke kazağım falan olsaydı. Aptal kısa etek. Aa, bu çok tuhaf. Buldum. Biraz makyaj malzemesi kullanabilirim. Ve bu tam benim tonum. Ama biraz görünebilir olmalılar. Sınav devam etsin. Ne zekice. Ben de seni seviyorum anne. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. O artı benimdir. Görünmüyor değil mi? Kopya çekmek varken niye çalışayım ki? Hepsi bitti. Ama çabuk bitirdin Nina. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Pekala, sınava hazırım. Bütün gece çalıştıklarımı unutmamalıyım. Sadece çalıştıklarımı hatırlayayım yeter. Kafamda kalın. Of, bu niye bu kadar zor? Olamaz, her yer soldu. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Önce bir kopya kağıdı lazım. Ve bir parça selotep. Selotepi dikkatlice kopyaların üstüne yapıştırıyorum. İşte bu kadar. Selotepli cevaplar gayet düzgün. Bir kap su alıyorum. Kopya kağıdını batırıyorum. Şimdi tek gereken kağıdı dikkatlice çıkarmak. İşe yarıyor. Kağıt gitti ama yazılar kaldı. Şimdi su şişemi alıyorum. Selotepi üzerine yapıştırıyorum. Mükemmel. Artık cevaplar şişenin üstünde. Kimse anlamaz. Bu sınavdan geçeceğim. Hey Jack, sınav için mi endişeleniyorsun? Belki biraz su iyi gelir ha? Yo, gerçekten su şişeme bak. Kate, müthiş. Sen bir dahisin. Kusura bakmayın, geciktim çocuklar. Fena terlemiş. Kate, suyundan biraz verir misin? Aa, hayır, olamaz. Kate, hayır. Hemen Kate. Bütün emeklerim. Nihayet. Bu su beni serinletecek. Hay Allah Kate. Şanssızlık oldu. Bütün suyu içeceğim. Geri verir herhalde. İyi geldi. Attım ve basket. Ya! Tüm ümitlerimiz ve hayallerimiz. Durun orada bakalım. Sınavda kopya çekmek yasak. Ver bakalım. Hepsini Kate. Yo, ders geçme notlarımız. Daha fazla olduğunu biliyorum. Bay Clarkman tam bir hayal katili. Bir dakika. Bir fikrim var. Kesinlikle işe yarayacak.
Bir kaleme ve bir maket bıçağına ihtiyacım var. Kalemin lastik tutma yerini boylu boyunca kesiyorum. Şimdi tutacağı çıkarıyorum. Çok kolay. Şimdi de biraz tutkal sürüyorum. Tutkalı doğrudan kaleme sürüyorum. Şimdi sıra kopya kağıdımda. Kağıdın ucunu tutkala yapıştırıyorum. İyice yapışsın. Şimdi lastik tutacağı takma vakti. Tutacağı yerine geri yerleştiriyorum. Ve kağıdı tutacağın altına sarıyorum. Mükemmel şekilde saklandı. Gir bakalım kalem çantasına. Jake, demek gelmeye karar verdin. Kopya kağıdını ver bakalım. Kopya kağıdım yok, Bay Clarkman. Sana inanmıyorum. Çantanı aç. Buyurun. Bana kalem kutunu göster. İçinde sadece kalemlerim var. Gözüm üstünde Jack. Pekala, sınava girebilirsin. Ne? Bunları kopya kağıdım olmadan nasıl çözeceğim? Bu sınavdan kesinlikle geçeceğim. Selam kopya kalemi. Gizli görünmeyen kopya kağıdını açıyorum. Şimdi sınava hazırım. Kalemim bile yazmıyor. Benim adım Kate. Kat değil. Jake'in fazla kalemini alayım. Yok. Kate, o kalem bana lazım. Bencillik etmeyecek. Siz ikiniz neler oluyor orada? Niye ben? Bunu hak edecek ne yaptım? Şşt. Kevin. Git git git. Oldu Bill. İşler kızışacak. Sadece masanın üstüne biraz sıkıyorum. Ve bu fincan yerinden kıpırdamaz olacak. Bence gayet iyi olacak. Gerçekten de süper yapıştırıcıymış. Her şey ayarlandı. Yerime döneyim. Siz saçma bir şeyler yapmıyordunuz değil mi? Yo. İyi. Nerede kalmıştım? İşte oluyor. Anlamıyorum. Hadi sene. Kalk şuradan, hazır. Kaldıramıyorum. Yeter ama. Eyvah. Süper güçlerimi kullanma zamanı. Evet. Çok leziz. Bu nasılmış bakalım? Bunun olacağı hiç aklıma gelmemiş. Ne eğlenceli değil mi? Oraya nasıl sığmış ya? Siz kendinizi çok mu zeki sanıyorsunuz? Benim dersimde olmaz, anladınız mı? İnsanın bütün keyfini kaçırıyor. Bu çocuklar bir gün bana teşekkür edecek. Sadece bekleyelim. Bu çok zor. Kevin, öğretmen bizden daha çok sıkılmış. Ne dersin? Evet, ruj gelsin. Çok iyi ya. Hadi, çok sessiz olmalıyız. Derin uykuda değil mi? Aman sakın. Sen o tarafa geç. Dikkat et. Sadece birkaç kez sürsek yeter. Eminim gıdıklanıyordur. Tamam, başını geri koy. Mükemmel. Evet kanka. Hadi. Biz birer dahiyiz. Susun bakayım. Siz ikiniz neye bakıyorsunuz öyle?
Sınav sorularına gömülmüş olmanız gerekiyor. Sakin ol, sakin ol. Squat çalışmak sonucunu veriyor. Çömelmek kas gerektiriyor. Fena yakalandım. Merhaba Bay Jones. Sadece tuvaleti arıyordum. Of, tam bir fiyasko oldu. Bir dakika. Hemen döneceğim. Kızma. Sadece bir şeyler atıştırmak istedim. Güzel. Anlaşılan tatlıya olan tutkum aslında teknolojiyeymiş. Selfie zamanı. Çok hoş. Oo, telefonumu içeriye nasıl sokacağım? Buldum. Sadece çift taraflı bir bant lazım. Hazır. Nişan al. Ve yapıştır. Ay. Tekrar deneyeyim. Kıpırdamasana. Ben değildim. Şu alerjiler. Bu çocuğun sorunu ne ya? Hadi yapış. Bir şey hissettiğim gibi geldi. Ne haber? Bana mı dedin? Galiba artık bir kız arkadaşım var. Çok hoş görünüyorsunuz Bayan Smith. Çok şekersin. Bugün için iyi şanslar. İyi günler Bayan Smith. Merhaba Hani. Bakalım ne saklıyorsun? Şimdilik sorun yok. Bir şey bulamadım. Temizim, yemin ederim. Madem öyle diyorsun. Tereyağından kıl şeker gibi oldu. Yardımın için teşekkürler kanka. Açlık bir anda bastırabilir. Dersin tam ortasında bile. Beni tutacak bir şeyim var. Bunlar en sevdiklerim. Bu kokuyu tanıyorum ben. Hey! Bana da versene. Hadi sadece bir tane. Ya demek öyle. Öğretmenim. Arkadaşımız yemek yiyor. Öyle mi? Tabelayı görmüyor musun Kate? Şimdi onları kaldır bakalım. Oh! Ama ispiyoncusun Jake. Şunları şuraya koyayım. Sizinle sonra görüşürüz. Aslında daha iyi bir fikrim var. Bir Pringles kutusu al ve en sevdiğin kap kağıdıyla kapla. Sonra sıcak silikonlar şöyle bir hat çek. Üstüne bir fermuar yapıştır. Fena halde kalem kutusuna benziyor, değil mi? Yeni kalem kutum harika, değil mi? Kıskandın mı? İçimden bir şey içindekileri daha çok seveceksin diyor. Tada! Bir tane ister misin? Ha! Öğretmenim, arkadaşımız yine bir şeyler yiyor. Pekala, yeter artık, dışarı çıkıyorsun. Seni gammaz. Ya buna ne dersin? Şimdi kesinlikle çıkıyorsun. Evet, sunum günü. Of, yani en sinir bozucu gün. Onun işi bitince sıra bana gelecek. Oh, hoca beğendi galiba. Ay, hiçbir şeyim yok. Çabuk, internette ne bulabilirim? Bir dakika, acaba... Evet. İçini doldurman gereken bir dosyan mı var? Dört noktasına sıcak silikon damlat. Güzel. Sonra böyle bir lastiği silikona yapıştır. Dosyanın iki yarısına da aynı şeyi yap. Şimdi sunum zamanı. Dışarıdan normal görünüyor değil mi? Çok iyi Jacob.
Tanrım, interneti seviyorum. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Teknoloji ve hayal gücü birbirini tamamlar. Aklım sayesinde. Oh, bu ders çok sıkıcı. Oh, bu bildirim de ne? Ah, daha sıkıcı olabilir mi acaba? Dinleyin çocuklar. Ne saat olduğunu biliyor musunuz? Ah, hayır, 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 hayır. Spor saati. Hadi hareket edip namzımızı hızlandırma saati. Öf, bu en kötüsü işte. Evet. Devam edin. Daha sıkı çalışın. Bu ne ya? Oturdu mu yani? Niye bütün işi biz yapıyoruz? Hey, yavaşlamayın tembel tenekeler. Hadi hadi. Zinde ve sağlıklı olun. Henüz gençken bunun tadını çıkarın. Evet, işte böyle. Elinizden geleni yapın. Hey, öğretmenler odasında çörek ve kahve arası var. Ah, güzel. Siz devam edin. Hemen dönerim. Gidiyor mu? Oh, neyse. Hey, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ona bunu ödetmenin vakti geldi. Bayağı çalıştık. Bu eminim hoşuna gider. Çörekler nefisti. Hey, tembel tenekeler, oturup ne yapıyorsunuz öyle? Amanın! Aa, ne oluyor? Bu nasıl oldu? Yok artık, sıkıştı kaldı bir de. Bozulmuş bu. Kalkın hadi, forma girin. Herkese merhaba. Pardon, biraz geciktim. Bu ne? Bella sen miydin? Hayır, değildim yemin ederim. Bu ne ya? Bunu sandalyeme sen mi koydun? Bir saniye, siz miydiniz? Seni burada görmek güzel Bella. Of, canım bana böyle şaka yapacağına inanamıyorum. Ne? Bir de puanlama mı yapıyor? Günaydın çocuklar. Zamanında gelmeniz ne güzel. Ha, Bella yok ama değil mi? Ne? Bu ne cüret? Bella, ayakkabıları masamdan çek. Car, çok konuşuyorsunuz. Yeter ama. Git şuradan. Aa, bacakların. Bacakların. Ah, aman tanrım. Ah, şakaymış, anladım. Çok komik. Bunun için bir puan kazanıyorsun. Ah, yeterince hızlı yazamıyorum. Umarım mürekkebim bitmez. Orada ne oluyor? Sıra sende Jen. Ben kazanıyorum. Yavaş ol bakalım. Ah, kendilerini kurnaz sanıyorlar. Bu beyne benzemiyor. Neredeyse kazanıyordum. Buldum. Ve bunlara nöron diyoruz. Bende bir tane daha var. Öyle mi? Dünkü çocuk değiliz biz de küçük hanım. Oh. Merak etme, bir planım var. Dada. Yok artık. Sadece not almak için. Kalem hazır. Ataşlarım. Ben de bunlardan olduğunu unutmuşum. İşime yarayabilirler. Bu defteri görüyor musun? Biraz renkli bant al ve şuraya uzun bir parça yapıştır. Ucuna gelince kes. Ve hop. Şimdi bir XOX tahtası elde edene kadar birkaç bant daha ekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Ama olmaz. Öğretmen hayatta fark etmez. Kalem bile lazım değil. Bu daha iyice. Kırmızı maviye karşı. Ben kazandım. Kızlar, çabuk ol. Doğal davran. Oyun yok dedim. Dediğim gibi. Güzel.
Yeter ama! Ne bu ikinizin oyun takıntısı? Ne oyun öğretmenim? Ha, nihayet oyundan vazgeçtiniz demek. Aa, çok da kolay kandırdık ha! Bu benim sınav kağıdım mı? İyi geçtiğini biliyordum. Annem benimle gurur duyacak. Mezuniyet konuşmasını yapacak kişi ben olduğumda da öyle olacak. Ha? Olamaz. Yandım ben. Şuna bak. Bu ne demek biliyor musun? Ayakkabıları sahneyi kirletmiş. Çok bilmiş. Evet, bu gerçekten kötü. Ah, olamaz. İnsan çalışmasının karşılığını alıyor. Ya seninki nasıl? Bir saniye. Kırık aldığımı onu söyleyemem. Ama tabii, işte budur. Sadece biraz hayal gücü gerekli. F'nin üstüne bir bant yapıştır. İyice düzelene kadar bastır. Sonra bantı hızlıca çek. Ve şimdi bu F'yi düzeltelim. Böyle daha iyi. Bunu göstermekten korkmam. Hey, ne? Ben de A aldım, bak. Aa, ne güzel. Mezuniyet konuşmasını ikimiz yaparız. Affedersin, sen Jennifer misin? Tutuklusun. Yalan söylememem gerektiğini biliyordum. Tekrar değiştirmeliyim. Tekrar merhaba aptal F. Ucuz kurtuldum. Pekala, evde var iki. 14 mü? Biraz şeker arası vermeliyim. Evet, 14 yazayım. Aa, belki de 15'tir ama. Aa, bu problemler bayağı zor. Biraz daha şeker alsam. Düşün Sofia, düşün. Ne? Keçi miyim, neyim? Bunları yesem çok daha iyi olur. Aslında... Evet, beynim çalışmaya başladı. Şerit şekeri al ve bir delik del. İşte... Şimdi delikten birkaç yün geçirip bağla. İşte bir şekerleme kitap ayracı. Bu sayede daha fazla okuyabilirim. Ah, bugün için hazırım. Selam tatlı ayracım. Onu nereden buldun? Bir saniye daha bekleyemeyeceğim. Evet, dikkatimizi veriyoruz. Onu fena kandırdım. Bunlardan satmaya başlamalıyım. Wow. Bir fikirdi sadece. Aslında dersi ne daha ilginç yapar biliyor musun? Hey, biraz ister misin? Öğretmen farkına bile varmaz. Amma da çok konuşuyor. Pardon? Buraya mı geliyor? Doğal davran. Merhaba öğretmenim. Lütfen şekerlerim olmaz. Biz. Merak etme. Sofia, artık riske girmem. Sofia. Gerçekten başıma bela istemiyorum. O zaman bana daha fazla kalır. Odaklansam iyi olur. Bir dakika. Bu daha önce niye aklıma gelmedi ki? Müthiş bir fikrim var. Şunun gibi bir kalem kutusuyla işe başlıyoruz. Alt kısmının çevresini çiziyoruz. Şunu keselim. Dairenin ortasına sıcak silikon sür. En iyisi zikzak şeklinde çiz. Şimdi kalemlerini arkaları aşağıya gelecek şekilde yapıştır. Güzel.
Şimdi sıra kalem kutusunda. İçine şekerleri koyduktan sonra kalemler yine içine giriyor. İşte. İlk sen almak ister misin? En çok mavileri seviyorum. Öğretmen görmeden gizle. Kurnazlık yapmak da iyiyiz. Sıra ikinci turda.